Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz ve bu videoma da hoş geldiniz. Öncelikle uzun bir ara gelmemin sebebi üniversite tercihlerinden dolayıydı. Üniversite tercihlerimi yaptığımdan, üniversite sınavına olduğundan dolayı uzun bir süre gelmedim. Ondan dolayı. Ama artık böyle haftalık olarak veya atabilirsem, eğer ki yapabilirsem, günlük olarak videolar atmaya çalışacağım. Günlük olarak zorlanabilirim ama haftada bir tane falan atabilirim. Şu an saçım falan nasıl hiç bilmiyorum. Yani belki dağınık olabilirim çünkü arkada gördüğünüz üzere Altınoluk'a gidiyorum. Klasik. Kalan zaten ayakta tutan Altınoluk. Şimdi eşyalarımı hazırladım. İşte gerekli ekipmanlarımı falan, her şeyimi hazırladım. Hepsini şu iki çantaya sığdıracağım. Sığdırmaya çalışacağım bunların hepsini. O zaman ben bunları yerleştireyim, daha sonrasında da yola çıkacağım. Şimdi ortalık çok karışık. Şimdi teknoloji çantası olarak hangisini hazırlasam? Yani teknolojik olarak bence bunu hazırlamalıyım çünkü bunun koruması, kalınlığı falan daha fazla. O yüzden tüm kıyafetlerimi buna dikmeyi düşünüyorum ama bu kadar kıyafetle bunu nasıl alacak onu düşünüyorum. Ben bu çantayı kıyafet çantası yapayım. Kameranın açısını değiştirdim çünkü oradan birazcık absürt şekilde başka yerlerim çekiyordu da oradan dolayı şimdi burayı buradan bu açıdan beni izleyin. Yap mıydı? Oha diyorum bu neydi? Tişörtleri güzelce böyle katlıyordu falan. Bayağı bir güzel şeyler yapıyordu. Şimdi bir onu deneyeceğim. Katlayarak yapmaya çalıştım ama olacak mı hiç bilmiyorum. Sanırım oluyor. Tabii ki vazgeçilmezim Enes Beykent'in azüresi. Arkadaşlar çantanın halini görmek istemeyin. Çanta resmen bambaşka bir hal aldı. Bu nedir ya? Bu nedir? Uzaylı, bu ne? Tombalak bir şey oldu ya. Neyse. Elektronik eşya... Ana bu kaldı. Neyse onu da atarız arka bagaja direkt öyle. Şimdi bu tüm elektronikleri, gözlüklerimin bir tanesini takacağım, bir tanesini koyacağım. Bir de şurada mouse falan var. Onları da yerleştirdikten sonra benim işim bitmiş olacak. Bu kadar kablo çok fazla değil mi? Bunların kablosuz türleri yok mu ya? Hangi çağda yaşıyoruz? Vardır da daha doğrusu ben anladım. Evet. Bu da tamam. Ama deri terledim var ya, delicesine terledim. Şu an tipim hayli galiba, bilmiyorum. Bak fikrim yok, şimdi şunları alayım. Cüzdanım. Şu telefonum arka tarafa. Saat kaçmış? Saat 13.21. 1.30'da çıkarız herhalde. Tahminim. Tekeli de olunca pek bir şey olmuyor. O yüzden böyle yapalım. Şöyle. Şimdi arabada da şarj etmek için bir tane USB yanına bıraktım. Şu gözlüğümü de şöyle yaptık mı? Evet, hazırız. Çekim yaptım ya. Evet, hazırım. Böyle iki tane öküz çana, bir tane de ayakkabı. Niye bizim için görmüştük? Neden? Evet, oldu. İki tane çanta, bir tane de ayakkabı çantası, bir tane de Ali Altınoluk'a gitmek için yeniden hazır. Sayın yolcularımız. Evet, yeniden bakalım Altınoluk'a gideceğiz. Bizleri neler bekliyor, neler değişmiş. İlk baş olarak değişmesi zaten yengemler taşındı. Evet, yengemlerin, dayımların evi değişti. O yüzden birazcık yabancılık çekeceğim gibi ama Altınoluk, Altınoluk. Aynı Altınoluk. Değişen hiçbir şey yok bence. Yani en çok da denizini özledim, denizine hasret kaldım. O lafı fazla uzatmadan ben bunları arabaya yerleştirmeye gideyim ve yola bir an önce çıkalım. Şey demeyi unutmuşum. Şimdi biz önce babaanneme gidiyoruz, Lüleburgaz'a. Ondan sonra Altınoluk'a gideceğiz. Yani direkt Altınoluk'a gitmiyoruz, yanlış anlaşılma olmasın. Gece yolculuğunda Altınoluk'a çıkacağız. O yüzden bu vlog Lüleburgaz'a gitme vlogu olabilir. İkinci vlogu yarıda kesip Altınoluk yolculuğuna başlarken o zaman devam ettirebilirim. Kafamda deli sorular var ama hiçbirine cevabım yok. Hepsini yol belirleyecek o zaman. Görüşürüz diyelim mi? Evet, sakallarım da uzadı bu arada. Bayağı bir uzun süre vlog çekmeyince tabi. Sakallar da aldı başına gitti, o yüzden. Kesmeyeceğim ama bakalım uzasın. Yani şurasını sevmiyorum ya. Şuradan dolayı kesesin var. Şurada çıkmıyor ya. Anlayamadım. Çıkmıyor orada. Çözemedim. Her neyse. Hadi bakalım. Çok basmışız. Hadi artık asansör. Hah, şükür. Abi bu ne? Bu ne ya? Bu ne? Bu kadar eşyam olur, ben tatile mi gidiyorum, evimi taşıyorum, nakliye firması gibiyim ya. Vay canına. Ne diyor bu? Bu ne bu kadar? Ay. Anam. Uf, bir de bunları arabaya yerleştirme var. Bunları arabaya yerleştirdikten sonra arabada yatacağım. Uyuyacağım artık. Ay. Allah. Hadi bakalım. Ay. Çok zor hayat. Hayat çok zor. Dün neredeydi? Bizim dül. Yani şuradaydı. Bakın buraya. Yürüyemiyorum. Of. Bir de böyle çantalarla dünya turuna çıkanlar var ya. Allah Allah. Bunlar nasıl insanlar ya? Arabam benim. Bir tane eşya sana yükleyeceğim şimdi. Sakın ağlama, tamam mı? Lütfen. Şimdi şunu al. Çantanın kolu çıktı. Sen düşme bağımlısı oldun. Sen odamda da düşüyordun hep. Şimdi. Araba çok temiz bir şey. Bir Altınoluk yoluna bir kirlensin. Ana. Aha, ayva yedik. Şimdi ben şu bölümü ben alayım. Şu bölümü. Kendime de onu oraya doldursun. Gözlüğümü şuraya koyayım. Şu gözlük burada durduğu zaman her şeyi yerleştirebileceğime inanıyorum. Şunu nereye sabitlesem ki ya? Böyle tekerle de çok kötü. İlk defa tekerle bir blok çekiyorum. Normalde bir yere sabitlerdim. Ama sabitlemek istemiyorum şu anda. Karanlık görebiliyor musunuz? Onu da bilmiyorum da. Neyse. Şunu da şuraya tıkalım. Kapamayacak ki. Şunu arkaya atmam gerekiyor o zaman. Allah. Git hadi. Hadi annem. Başarabilirsin. Hadi. Garip garip sesler çekiyor. Yalnız çanta maşallah ya. Vallahi maşallah ya. Tamam. Ben bunu bir yere sabitleyeyim ya. Ben şunu şöyle yapayım. Umarım çekiyordur. Umarım. Eğer çekmiyorsa gerçekten çok üzüleceğim çünkü. Çekiyor mu bilmiyorum ama bence çekiyor. Şunu da şuraya koyalım. Tam oldu ya. Yerleştirdim. Poşetleri falan böyle tıktım. Bir şeyler, enteresan şeyler yaptım ama oldu herhalde. Gözlükten de kendimi görüyorum şu anda. Garip hissediyorum. Şu an bizim apartmandaki insanlar bu cins çocuk ne yapıyor diyorlar. %90 eminim. Ama vlog çekiyorum kardeşim, ne yapayım, hiç güncel hayatı takip etmiyor musun? Ne yapayım yani, ne diyeyim? Hayatı takip edin. Hayatı takip edin, hayatı yaşayın. Bu işte. Benim felsefem de bu. Şu camları açalım da araba ölmüştür. Üy, araba pişmiş. Ha. Abo. Aklıma bir tane video geldi ya. Aa, araba pişmiş. Vallahi de pişmiş. Neyse hadi size bir iyilik yapayım da camları açayım anne. Bu arabanın sunroofu da yok. Sunroofu olsaydı biraz daha hızlı eserdi de. Neyse yine esiyor ya. Her yere dokunulmuyor ya. Çok kötü yormuş araba. Araba resmen var ya, yanıyor yanıyor. Ben gözlüğü niye taktım, gözlük? Gerek yok zaten. Diyorum acaba klimalarımı açsam daha mı çabuk soğur araba? Bu sefer de benzin de bitebilir ama bilmiyorum ki. Kötü ya arabanın sıcak olması. Oğlum araba bu zamanda bu kadar sıcaksa, bu İstanbul'da Altınoluk gibi bir yerde, İzmir'e yakın yani diyeyim, öyle çıkarın, Balıkesir'de. Altınoluk gibi bir yerde arabayı sabah öğlen bindiğin zaman ne olur hiç bilmiyorum. Uzun bir süre gitmediğim için, en sonunda kışın 15 Şubat'ta gittiğim, 14 Şubat ne alaka ya? Şubat'ta gittim de 14 Şubat sevgililer günü değil miydi? Şubat'ta gittiğim için kışın sıcağı pek fark edemedim arabanın içinde ama ondan önceki yaz fark etmiştim ya Kaptiva'da. Kötüydü ya. Arkadaşlar ben şimdi videoyu burada sonlandırıyorum. Kameranın bir de şöyle bir özelliği var benim. Yarım saat çekme özelliği var. Yarım saatten sonrasında kamera çok ısınıyor. Isındıktan sonra kameranın şarjı daha çabuk bitmeye başlıyor. Neden bilmiyorum. Yani sizin kameranızda varsa böyle bir şey oluyorsa yoruma da yazın da. Yani benim kameramda ısındıktan sonra bir daha çabuk gitme oluyor falan, anlamadım, çözemedim ben kameramı. Yani bu yüzden de çözüm falan bilmiyorum yani. Anca videolara kısa kısa yapmak daha mantıklı. Özlemişim video çekmeyi ya. Yani bir yere gitmediğim için okul vaktinde, o yüzden çekmiyordum. Okuldan eve, bir de okulda da çekmek yasaktı. Okul çıkışlarında arkadaşları olduğu için videoda böyle salak salak hareketler yapacaklarından dolayı pek çekmek istemedim. Hafta sonları zaten kursum oluyordu. O yüzden pek tercih etmedim. Ama artık üniversiteye geçeceğim. Tercih yaptık, inşallah çıkar bir yerisi. Bakalım nasıl olacak. Bilmiyorum. Beykent, İstanbul Gelişim falan tercihlerini yaptım da bakalım artık neresi çıkarsa bahtıma. Hadi iyi gençler. Ben kapatıyorum. Şimdi birazdan zaten babamlar da gelir. Öyle bakalım. Olaylar bu şekilde. Yemin. Evet. Lüleburgaz'a geldik. Şimdi bayram ziyaretinden sonra Altınoluk'a doğru yine devam edeceğiz. Hadi ne diyeceksen söyle. Buraya gireceğim ya. Buraya mı gireceksin, saklanacaksın? Gireceğim, ben çekeceğim mi? Neden? Niye saklanacaksın ki? Ben belki seni çekeceğim videoya. Aferin. Bir şey demek istiyor musun? Şu an çekiyorum seni ama. Çek. Çekmeyeyim mi? Bir daha da çek. Niye? Ama sen kapıyı çaldın, gelmek istedin. Git. Gideyim. Git kapağı. Ama sen çıkman gerekiyor. Aferin. Hadi el salla. Evet arkadaşlar, Gürkan'ı az önceki izlediğiniz çocuğu değil, yeğenim hatta yani. Onu attık dışarı, kafayı kilitledik. Gitmiyor çünkü. Ama çok tatlı. Değil mi belki? Evet. O da benim ayrı bir yeğenim. Ben de bunu daha çok seviyorum. Gürkan duymasın ama. Şimdi babaannemlerdeyiz. Onun yeğenim de... yeğenim niye diyorum? Siz kuzenim oluyorsunuz benim. Kuzen, amcam bana yeğenim diyor. Ben sana kuzenim demem gerekiyor. Evet. Neyse. Şimdi saatte yaklaştı. 7'ye neredeyse. 7'de işte yola çıkarsak 12-11 gibi Altınoluk'ta oluruz. Bakalım. Pazartesi günü de düzenlerim gelecekmiş oraya. Evet. Onlar da gelecekler. Akçay. Aynen Akçay. Biz de zaten Akçay'a gideceğiz. Ben Altınoluk ağzım alıştığı için Akçay'a taşındılar. Belki aynı apartman da olabilir. Bilmiyoruz. Belki de hiç bilmiyoruz. Aynen öyle. Evet. Bakalım durum neye gösterecek. Heyecan dorukta. Heyecan dorukta. Birazdan çıkarız büyük ihtimalle yine. Yola devam ederiz kaldığımız yerden. Evet. Ama şimdi buraya geldik. Bu vlogu burada sonlandıracağım. Diğer vlogda Altınoluk'a gidiş olarak direkt yolculuktan başlatacağım. O zaman bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu ne yapsınlar? Like atıp abone olmayı unutmasınlar. Aynen. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.